Gençlerin Eğitim kanalından herkese merhaba. Eğitim hayatında bursların önemli bir yeri olduğunu düşünerek her türlü burslarla ilgili gelişmeleri buradan vermeye çalışıyorum sizlere. Şimdi 2020 yılında üniversitelerin başarı burs miktarları belli oldu. İsterseniz devlet üniversitelerinde başarılı öğrencilere ne kadar burs verilecek? Önemli birkaç üniversitelerden bazı örneklerden seçerek isterseniz bu videoda bunun hakkında biraz konuşup biraz bilgi vereyim sizlere. Şimdi ilk olarak şunu söylemek istiyorum. Üniversiteler başarılı öğrencilere nakit burs, yurt bursu, dizüstü bilgisayar, yemek bursu gibi çok değişik alanlarda burs verebilmektedir. Önce isterseniz ODTÜ'den başlayalım. ODTÜ ilk 1000'e giren öğrencilere burs veriyor. Hatta ilk 500'e 900 lira veriyor. İlk 10'a da 2000 lira veriyor. Yani 900 lira ile 2000 lira arasında değişiyor burs miktarı. İkinci sırada İTÜ'ye geçiyorum. İTÜ'de ilk 1000'e kadar burs veriyor. Verdiği burs miktarı da 600 lira ile 2500 lira arasında değişiyor. Bu arada derece arttıkça burs miktarı artıyor. Bütün üniversitelerde bu şekilde işliyor. Boğaziçi Üniversitesi ilk 100'e kadar burs veriyor. İlk 20'yi 600 lira veriyor. Ankara Sosyal Bilgiler, Sosyal Bilimler Üniversitesi ilk 10.000'e kadar burs veriyor. 500 lira ile 1000 lira arasında değişiyor. Abdullah Gül Üniversitesi ilk 20.000'e kadar burs veriyor ve 500 lira ile 2000 lira arasında değişiyor. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi de 300 lira aylık burs veriyor ilk 200'e girenlere. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi var. Çok fazla bölüme ve ilk 75.000'e kadar burs veriyor ve en düşük burs miktarı 500 lira, en yüksek burs miktarı da 1500 lira ve İstanbul Sağlık Bilimleri Üniversitesi de ilk 1000'e kadar burs veriyor. 1000 lirayla 3000 lira arasında değişiyor. Bunun yanında tabii başarı bursu veren vakıf üniversiteleri de var. Bayağı yüksek miktarlarda. Onu da bir sonraki videolarda diyeyim. Şimdilik bu kadar olsun. Daha sonra görüşmek üzere. Hoşçakalın.